Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi buradaki sorularımızın çözümünü yapacağız. Yine çarpanlar ve katlar ile alakalı konumuz. Birinci örneğimiz de diyor ki bir sayının pozitif çarpanlarının bölenlerinin hepsi bulunuyor ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış aşağıda verilmiş. K, 2, 3, 4 diye gidiyor. Gençler küçükten büyüğe sıralanması buysa pozitif bölenleri olduğundan dolayı 2'den küçük pozitif bölenden dolayı K'ya ne diyebiliriz? Biz direkt 1 diyebiliriz. K'yı 1 bulduk. 2, 3, 4, sonra L, sonra 6. 4 ile 6 arasında L ne? Hangi değeri alabilir? Tek değerimiz var. 5 değerini alabilir. L'yi de bulduk. 5, 6 diye gidiyor. Ha, M'ye geldi sıra. 7, 8, 9, 10, 11 değerlerini alabilir. Peki buradan hangisi olacak? Şuraya dikkat edin gençler. 1'den 6'ya kadar hangi asallara bölünüyormuş bu sayımız? Bir 2'ye bir 5'e. Hem 2'ye hem 5'e bölünen bir sayı, asal olarak hem 2 hem 5'e bölünen bir sayı, bu ikisinin çarpımı 10'a da ne olmak zorunda? Bölünmek zorunda. Demek ki M değerimiz de ne oldu? 10. 12, 15, 20, 60. Arada N sayısı var. Gençler, burada şunu söyleyeceğiz. Bir asalımız daha var bizim. 3. 2, 3 ve 5 asal sayılarına bölünen bir sayı. 3'ünün çarpımına da bölünmek zorunda. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Demek ki bu sayımız 30'a da bölünmek zorunda. 20 ile 60 arasındaki N sayımızın değeri de ne gelecek? 30 gelecek. Bunu tersten şöyle düşünebiliriz. En büyük bölen 60 ya. 60'ın yarısı 30. 3'te 1'i 20. 4'te 1'i 15. 5'te 1'i 12. 6'da 1'i 10. 7'de 1'i yok. 7'ye bölünmüyor. 10'da 1 diye tek tek giderek bütün hepsini tersten de ne yapabilirdik? Bulabilirdik. Bizden ne istenmiş? N-K artı L bölüme. N 30 eksi K artı L 1 artı 5 bölü M 10. 30 eksi 6, 24 bölü 10. Şıklarımız ondalıklı olduğu için biz de bunu ondalıklı yazalım. 2 virgül 4 değerini bize ne yapacak? Verecek. Sıradaki videom sorumuz. Diyor ki Gökhan öğretmen öğrencilerinin üzerine düşünmeler için tahtaya aşağıdaki ifadeyi yazmış. Ne yazmış? Aralarında asal iki tam sayının toplamı bir asal sayı. Buna göre öğrencilerin verdiği aşağıdaki örneklerden hangisi bu ifadeye uygun değildir? A şıkkına bakalım. 9 ve 4. Gençler aralarında asal mı? Evet, ortak bölenleri yok. Toplamları kaç yapıyor? 23. Asal mı? Evet. Bu uygun olur. 15 ile 26 aralarında asal. Topladığımızda 15 ile 26'yı kaç gelecektir? 41. Asal mı? Evet, uygundur. 27 ile 40 aralarında asal. Toplarız. 67. Asal mı? Evet. Uygundur. 41 ile 50. Toplayalım. Aralarında asal çünkü. Toplamları kaç yaptı? 91 yaptı. 91 asal mıdır? Çoğunuz bunu asal gibi düşünebilir ama arkadaşlar unutmayın. 91 asal sayı değildir. 91 sayısı hem 13'e hem de 7'ye bölünür. Yani 13 çarpı 7 eşit. Bu yüzden 91 asal değil. Hatta geçmiş yıllarda ÖSYM'de 91 ile alakalı bir soru sorulmuştu. Bu yüzden iptal edilmişti. ÖSYM'de 91'i asal kabul etmişti yanlışlıkla. Cevabımız Denizli. Sıradaki örneğimiz yukarıda kısa kenarı 80 santimetre ve uzun kenarını da bize kaç santimetre vermiş gençler? 100 santimetre vermiş. Bu karton hiç parça artmayacak şekilde en az sayıda özdeş kare. Yani biz bunun içerisine karelerle parçalayacağız ve maksimum büyüklükte karelerimiz olacak. Hiç de parça artmayacak. Elde edilen kareler kaç tanesi hepsini yan yana diziyormuşuz. Oluşan bu şeklin biz çevresini arıyoruz. Çocuklar çevresini bulabilmek için bu karenin bir kenarını bilmemiz lazım. Kare 80'e 100'lük dikdörtgenden elde edildiği için bir kenarı 80 ile 100'ün ebobu olmak zorunda. 80 ile 100'ün ebobunu biz alırsak kaçtır?
Uzun uzun almıyorum. 20'dir. Bu şu demek, karenin bir kenarı 20. Yani şurası 20 birim, buralarda 20'şer birim diye gidiyor. Çevresini bulabilmek için kaç tane kare olduğunu bulmamız yeterli. Onu da nasıl buluruz? Büyük şeklin alanı, dikdörtgenin alanını küçük karenin alanına bölersek içine kaç tane kare yerleştireceğimizi buluruz. O da dikdörtgenin alanı 100 çarpı 80, karenin alanı 20 çarpı 20. Sadeleşmelerimizi yapalım gençler. %20'yi böldük 5, 20 ile 80'i böldük 4. 20 tane de ne var? Kare. Bu şu anlama gelir. Üst kenar 20 çarpı 20'den 400 birim. Uzun kenarı 400, kısa kenarı 20 olan dikdörtgenin çevresi. 400 üstü ise 400 de 6, 20 solsa 20 de sağ. Hepsini topladık. 400, 400 daha 800, 20 daha 820, 20 daha 840 birim dikdörtgenimizin çevresi olacak. Sıradaki örnek, aşağıda kenar uzunlukları birden büyük olan dikdörtgen şeklindeki 3 karton görülmektedir diyor. Utku bu kartonlardan ikisini seçiyor ama hangi ikisini seçtiğini bilmiyoruz. 2 santimlik kısımlarını üst üste getirecekmişiz. Utku'nun oluşturduğu kartonun bu yüzeyinin alanını soruyor. Şimdi gençler, şurası kartonlardan birinin kısa kenarı, burası da kartonlardan diğerinin. Dikkat edin, dikdörtgen olabilmesi için bunların birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım, değil mi? O zaman bunların çarp kenarlarını 3'e 5, 5'e 7, diğerini 7'ye 9 seçebiliriz. En fazlayı sorduğu için gençler büyük olma durumunu seçeceğiz. 5'e 7, 7'ye 9'u birleştirirsek şu şekilde birleşir. 'Şurası çakışık olacak. Hatta parça parça çizeyim daha iyi olur. İkişer santimetrelerini ortaklaşa yapacağız ya. 7'ler ortak olacağı için 7'yi yatay yapıyorum. 5'i dikeyde. 7 bura, 5 bura. Diğeri 7'ye 9. Ama ikişer santimleri kesişecek. 2 santimi kesişirse şu kırmızıyla çizdiğim yer 3. Bu dilim 2. Diğerini de çiziyoruz. 7'ye 9. 9 olacak. O zaman bu parçaya da 7 kaldı. Dikkat edin. Yeşille çizdiğimiz dikdörtgenin uzun kenarı. 3, 2 daha 5, 7 daha 12. Kısa kenarı 7. Alanımız 12 çarpı 7'den en fazla 84 gelecek. Sıradaki örneğimiz, bunları boş geçmişiz. Doruk kare şeklindeki bir kartonu yukarıdaki gibi dikdörtgensel bölgelere ayırmıştır. Her dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluğu 1 cm'den büyük tam sayıdır. Ha, az önce yaptığımız sorudaki gibi kenarlarını alalım, parçalayalım. 49, 7'ye 7. Burası da 7, burada 7. 28, 7 kere 4. 4, 4, bu dilimde 7 oldu. Onu düzgün yazalım. Sol tarafa geçelim. 40'a 30. 85 de var. 85'i kaça kaç diye yazabiliriz? Kaça kaçın çarpımı? 5'e böleriz. Bir kenarı 5 olur. Diğer kenarı, evet, 5'e böldüğümüzde 10 defa olsa 50, 7 defa 17 olacak. 7'si burada, 4'ü burada. O zaman 6 birim de buraya kalacak ki 17 olsun. Dikkat edin, B'nin alanını bulduk. 6 kere 7, 42. A'yı bulmaya geldi sıra. Şimdi 30 ile 40 ortakları 5'tir, 10'dur. Değil mi? Bunları kullanabiliriz.
Şurada 5 birim. Ama şuranın tamamı kaç birim olacak gençler? 17 birim olacak. Bu yüzden ortaklarını 5 seçelim. Buraların hepsi 5'e 5 olsun. Kare dediği için burada 7. 5, 5 daha 10, 7 daha 12 oldu. Burası da kaç birim oldu? Kırmızıyla gösterelim orayı da. Kontrol amaçlı. 17 birim oldu. Değil mi? Evet. Şimdi kare oldu mu? Sol taraf 17, 5, 5 daha 10, 7 daha 17 kareyi sağladık. Demek ki ortaklar burada 5'e 5 olmak zorunda. 40 olabilmesi için 8, 30 olabilmesi için 6 buraya kaldı. 17 olabilmesi için kalan parça 8, 6 daha 14, 3'te kalan parça. A'nın alanında buradan 3 kere 5, 15. A'yı da 15 bulduk. Bizden B eksi A'yı istiyor. 42 eksi 15. 45 olsa 30'du. 3 daha çıkarttık. 27 değerimiz gelecek. Sıradaki sorumuz. Bu güzel bir soru. Sarı, kırmızı karışımı, turuncu, sarı, mavi karışımı, yeşil, mavi, kırmızı karışımı, mor, sarı, mavi, kırmızı karışımı, kahverengi. Şimdi burada sayfa çözümü yetmeyeceği için boş sayfaya geçelim. Bunları tekrar yazalım. Sarı, kırmızı, turuncu olacakmış. Değil mi? Bir önceki sayfamızdan tekrar bakalım. Sarı, mavi, yeşil, mavi, kırmızı, mor. Sarı, mavi, yeşil. Sarı, mavi, yeşil. Diğeri mavi, kırmızı da mor. Mavi, kırmızı, mor. Hepsi sarı, kırmızı, mavi. Bu da kahverengi oluyor. Şu moru mor diye yazalım. Birden 100'e kadar olan karelere nasıl işlem uyguluyormuşuz gençler? Boyama yapacakmışız. Nasıl? 2'nin katı olan kareler sarıya. 3'ün katı olan kareler maviye. 5'in katı olan kareler kırmızıya boyuyoruz. Buna göre boyama işleminden sonra turuncu, yeşil, mor ve kahverengi kare sayısı. Önce kahverengiyi bulalım mı? Çünkü hepsinin karışımı kahverengi olacak. Hem 2'nin, hem 3'ün, hem 5'in katı olanlar nelerdir? Hem 2, hem 3, hem 5'in katı olanlar 30. 30 ve 30'un katları 30, 60, 90. Başka var mı? Yok. Bunların hepsi kahverengi olacak. Kahverengi. Demek ki kahverengi sayımız kaç taneymiş? 3 tane. Hemen şıklardan eleyelim. 4'ler gitti mi? Gitti. Kaldı diğerleri. Mora bakmaya gerek var mı? Bence yok. Çünkü 3'e 3 demiş. Turuncuya bakmaya gerek var mı? Bence yok. 7'ye 7 demiş. Neleri inceleyelim? Sadece yeşili inceleyelim. 13 mü 12 mi? Yeşil neyle nereden elde ediliyordu gençler? Bakın. Sarıyla mavi. Sarı 2'nin katı. Tekrar bakalım. Sarı evet 2'nin katı. 3'ün katı mavi, 5'in katı olan kırmızı. Bize neler lazım? Kırmızıyla sarı lazım. Yani 2'nin katı ve kırmızı 5'in katı. 2'nin katı ve 5'in katları lazım. Ama şuna dikkat edeceğiz. 2'nin katı 5'in katı olacak ama 30'un katı olmayacak. Niye? Çünkü 30'un katı olursa bir de kahverengi oluyordu, değil mi? O zaman ne olacak? 2'nin katı olacak. 5'in katı olacak. Ama otuzun katı değil. 3'ün katı olmayacak. 2'nin katı olacak. 5'in katı olacak. 3'ün katı olmayacak. Bu söylediklerimizi o zaman boş bir sayfada hemen gençler ne yapalım? Hesaplayalım. 2'nin katı olanlar çiftlerdir. 2, 4, 6 diye gidecek. Toplam kaç tane? 100'e kadar. 50 tane. Değil mi? Hatta şöyle yapalım.
Hepsini tek tek hesaplamayalım. 2 ve 5'in ortak katı olacak, değil mi? 2 ve 5 olacak. Yani 10'un katları. 2 çarpı 5, 10 ya. 10, 20, 30 diye gidecek. Ta ki 100'e kadar. Kaç tane? 10 tane. Niye böyle geldi bu? Niye böyle geldi? Bir daha bakalım. Katı yanlış mı saydım? Şimdi ne yeşildi? Sarı ve mavi karışımı yeşil. Aa, biz 5'in katı demişiz. Kırmızı demişiz. Özür. Mavi olacak. 2 ve 3'ün katı olacak. Şurayı düzeltelim. 2'nin katı olacak. 5'in katı olmayacak. 3'ün katı olacak. Doğal olarak diğer sayfamızda 2 ve 3'ün katı aynı zamanda 6'nın katı olacak ve 5'in katı olmayacak. 6'nın katı olanlar 6, 12, 18 diye gidiyor. En son 96. Burada kaç tane sayımız vardır? 96'yı 6'ya bölerek de hesaplayabiliriz. Ya da terim sayısının formülü var. Kaç tane terim olduğunu formülü var. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülünden gidebiliriz. Kaç olacak? Böldüğümüzde 90'a gelip 6'ya bölersek 15 artı birden 16 tane. Ama bunlardan 5'in katları da var. Mesela onlar nedir? 30 hem 6'nın hem 5'in katı. 60 hem 6'nın hem 5'in katı. 90 hem 6'nın hem 5'in katı değil mi? Bunlar mor oluyordu. 16 tanenin içerisinden buradaki 3 taneyi çıkartıp 13 taneye de ne diyeceğiz? Yeşil diyeceğiz. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim bu videoyu dinlediğiniz için. Videoların devamından haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım.